Merhaba arkadaşlar, İYİME Satranç kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün 2020 Türkiye Şampiyonu Vahap Şener ile beraberiz. Vahap Şener'i seni tebrik ediyorum öncelikle. Çok teşekkürler. Nasıl geçti turnuvan genel olarak? Neler söylemek istersin? Bize duygularından bahseder misin? Valla çok zordu bu sene. Yani pandemiden dolayı maskeler taktık, siperlikler kullandık. İlk tur izleyenler görmüştür. Yani çok panik oldum açıkçası turnuva böyle devam etmesi gerekirse ne yapacağım diye. Sonra o problem çözülünce çok rahatladım. Yani gerçekten maskeyle çalışmak zorunda kalanları çok daha iyi anladım. Yani bir yerden sonra sağlıklı düşünemiyorsunuz. Yani mantıklı düşünemiyorsunuz, öyle söyleyeyim. O yüzden de biraz normalde yapmayacağımız hatalar yaptık konsantre olamadığımız için. Ama ben elimden geldiği kadar duruma adapte olmaya çalıştım. Turnuvayı değerlendirmek gerekirse başta normal gidiyordu. Turnuvanın ortalarından itibaren kontrollü bir şekilde daha iyi oynamaya başladım ve turnuvayı kazandım. Peki oynadığın en ilginç maç hangisiydi sence? Kesinlikle Burak Fırat'la oynadığım 8. tur oyunu çok kritikti. Yani süre sıkışmasına girdik. Konum çok karışıktı. Turnuvayı tamamen zaten o oyun belirledi. Onun dışında Kıvanç Haznedaroğlu ile oynadığım 3. turdaki oyun çok önemli bir oyundu. O lider gidiyordu. O oyunla liderliği aldım ve turnuvanın sonuna kadar, 3. turdan sonuna kadar liderliğimi sürdürdüm. O iki oyun çok kritikti. Çok güzel. Peki genel olarak organizasyonla ilgili düşüncelerin neler ya da ne olsa daha iyi olurdu ya da neden çok memnun değildin? Öncelikle geçen sene de burada oldu turnuva ve kaldığımız yer muhteşem. Yani tamamen arkamızda, önümüz deniz, sakin bir yer, yürüyüş imkanı var, spor yapabiliyorduk, çok güzel sahaları var. Çok da ilgililer, yani çok iyi ağırlandık. Organizasyon da elinden geldiği kadar iyi düzenlemeye çalıştı fakat hepimiz beraber öğreniyoruz. Yani neyin nasıl sonuç verdiğini beraber öğreniyoruz. Benim için önemli olan ne söylediysek hemen ilgilenildi ve hep nasıl çözebiliriz diye düşündük. Turnuva gayet güzeldi, yani çok güzel ilerledi. Peki o zaman son soru olarak seni izleyen ve takip eden satranç severlere ne tavsiye edersin? Öncelikle izleyen ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilgiliydi herkes. Onlara da yani ne işle uğraşıyorlarsa uğraşsın. Benim anladığım kadarıyla yaptığınız işi ne kadar çok severseniz o kadar uzun saatler ilgilenebiliyorsunuz. Yani bu iş, sen de biliyorsun, yani görev şeklinde olmuyor. Çok sevdiğimiz için çok inanılmaz emekler harcıyoruz ve karşılığını almak, yani o kadar uzun çalışmalardan sonra karşılığını almak muhteşem bir duygu. Herkese önerim yaptıkları işe bütün elleriyle sarılmaları, bütün enerjilerini onlara vermeleri ve tamamen severek işleriyle uğraşmaları. Sonuç bir şekilde geliyor. Teşekkür ederim. Tekrar seni çok tebrik ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere.